Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İTÜ 2019 mezunuyum, jeofizik mühendisliğinden. İTÜ basketbol takımı 1953'te kurulmuştur. Okul takımı var, bir de okul takımı haricinde profesyonel bir takımımız var. Bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bu atkıyı da biz kendi imkanlarımızla yaptırdık taraftarlar olarak. Pandemiden sonra beraber kahvaltı yapacağız. Biz buradayız. Yenseniz de yenilseniz de arkanızdayız ve sizi destekliyoruz. Maçı almanız için elimizden geleni yapacağız. Arkada da herkes gider biz kalırız yazıyor. Birbirimizi motive ettik, olsun dedik, hiç sorun değil. Biz biraz daha fazla bağırırız, sesimizi iletiriz. 4 tanesi üst üste olmak üzere 5 şampiyonluğumuz vardı ve bütün hepsinden fazlaydı şampiyonluk sayımız. Dayanışma, her konuda dayanışma. Rakip takımın oyuncusu düşüp bacağını incittiğinde moral olsun diye onun ismini bağırıp alkışlıyoruz. Bizde hiç küfür olmaz, münferit olaylar harici. Grubumuzda kız arkadaşlarımız da vardır. Çok güzel bir aile ortamıdır yani. Yaklaşık 17-18 senedir aktif olarak var olan bir grup. Çok sevindim böyle bir kanal olmasına. Çok güzel, ismi çok güzel. Yaptığınız işler çok güzel. Üniversite TV'yi takip edin yani, ben tavsiye ediyorum. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün İTÜ basketbol takımı Eşek Arıları Taraftar Grubu lideri Ender Çevak ile beraberiz. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, ekrandaki izleyicilerimiz açısından da, kendi açımdan da sizleri tanımak isterim. Buyurun. Ben Ender, İTÜ 2019 mezunuyum, jeofizik mühendisliğinden. Okulumu çok seviyorum. Hocalarımla, arkadaşlarımla aram çok iyidir. Süper. Kaç yaşınızdaydınız? 26 yaşındayım. Güzel. Nerelisiniz? Aslen Kastamonluyuz ama burada doğup büyüdüm. Anladım. Güzel. Aileniz de burada sanırım. Evet. Onlarla beraber yaşıyorum. Evet. Çok güzel. Peki takımınızı tanıyalım. Tabii. İTÜ basketbol takımı 1953'te kurulmuştur. Şöyle ayrımı yapalım. Karıştırılabiliyor çünkü bazen. Okul takımı var. Bir de okul takımı haricinde profesyonel bir takımımız var. Yani Fenerbahçe, Efes gibi mesela. Bu takım 1953'ten beri var. Hatta 1960'ların sonu, 70'lerin başında Türkiye'nin en iyisiydi. Fener'den, Galatasaray'dan hepsinden bir iyiydi, bir numaraydı. 4 tanesi üst üste olmak üzere 5 şampiyonluğumuz vardı ve bütün hepsinden fazlaydı şampiyonluk sayımız. Süper. Bu şekilde. Tabii sonraları işte parasızlıktan vesaire nedenlerden daha altlıklara düştük. Şu an daha altlıklardayız. Bu şekilde. Anladım. Güzel. Peki taraftar grubunuzdan bahsettiniz. Var diye. Taraftar grubunuzu tanıyalım o zaman. Tabii. Taraftar grubumuz şöyle. Yaklaşık 17-18 senedir aktif olarak var olan bir grup. Benim abim de İTÜ mezunu olduğu için kimya mühendisinden. Benden 10 yaş büyük kendisi. Beni ortaokuldan itibaren maçlara götürmeye başlamıştı. O sevgiyi aşılamaya başlamıştı yani. Ortaokulda Beşiktaş'la maçımıza gittiğimi hatırlıyorum. Yani bakın o zaman da bile Süper Lig'deymişiz. Ondan sonra o sefer bir kere gitmiştim. Sonra lise yıllarımda 14 yaşımdan itibaren düzenli olarak gitmeye başladım maçlara. Bu şekilde. O zamanlar tabii kenarda oturuyordum. Hani onları izliyordum, ne yapıyorlar falan, gözlemliyordum. Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordum. Bu şekilde yani İTÜ'den öğrenciler birbirlerini, arkadaşlarını çağırarak, işte teknik forumdan, Facebook'tan birbirlerini davet ederek bir grup oluşturup destekliyorlar. Destekliyoruz takımımızı bu şekilde. Evet, çok güzel. Yani sizi en başta basketbola iten şey... abiniz de devamlı olarak maçlara gitmeniz ve gözlemlemeniz, oradaki tribün havasını solumanız ve oyuncuları tamamen izlemenizden kaynaklı diyorsunuz. Kesinlikle. Süper, harika. Ben de geçmişimde basketbolla ilgilendiğim için. Çok güzel. Evet, yani bahsettiğiniz olaylara hakimim. Hatta konu açılmışken de buradan sizin de illaki selam göndereceğiniz insanlar vardır. Gurur koçuma buradan çok 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 selam gönderiyorum. Evet, o zaman dönelim tekrardan da. Taraftar grubunuzu tanıyalım dedik. Taraftar grubunuzun amacı nedir? Amacımız şöyle. Öncelikle maçlara gidip takımımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek ve biz buradayız. Yenseniz de yenilseniz de arkanızdayız ve sizi destekliyoruz. Maçı almanız için elimizden geleni yapacağız anlamında bir mesaj veriyoruz. Bu amaçlarımızdan biri. Bunun haricinde yani İTÜ'lü olmamızdan mütevellit sadece maça gitmek olmasın diyoruz. Bunun dışında bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Yani dayanışma, her konuda dayanışma, dersler açısından vesaire.
kültür oluşturmaya çalışıyoruz dedim. Şu şekilde sadece üniversite okuduğumuz sürece değil, mesela mezun olduktan sonra yıllar sonra bile evlendi, çoluk çocuğa karıştı diyelim. Bir itülümüz yani mensubumuz gelsin, çoluğuyla çocuğuyla bebeğiyle gelsin, desteklesin takımımızı ve yabancılık da çekmesin yıllar sonra ara verip gelse bile. Orada sürekli bir grup var olsun, onu korumaya çalışıyoruz ve o mezunumuz geldiğinde onların arasında katılıp kaynaşabilsin. İşte ben falan yılın mezunuyum, şu bölümdenim, merhaba çocuklar, işte onlar da tanışsınlar. Hatta aynı bölümden birileri çıkacak belki. Aa öyle mi diyecek abisi ablası mesela, ben sana staj ayarlayayım vesaire. Böyle şeyler de hani istiyoruz, anlatabildim mi? Evet, sadece evet. Basket bağırmak çağırmak değil sadece yani. Tabii ki basketbol yani tabii ki diğer sporlar da aynı şekilde. Başlı başına yardımlaşma, paylaşım, aile, dostluk, sevgi, manevi açıdan gerçekten hayatımıza çok 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 önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani en başta hatta basketbol olsun, diğer sporlar olsun en temel aşıladıkları şey saygı, sevgi. Tabii ki herkesi sevmek zorunda değiliz ama gerçekten herkese karşı saygı duymak zorundayız. Bunu en temelinde aşılıyorlar. Sizde bu tarz aşıladığınız şeyler var mı acaba? Tabii biz de tamamen saygı sevgi çerçevesinde. Gerektiğinde rakip takımın oyuncusu düşüp bacağını incittiğinde moral olsun diye onun ismini bağırıp alkışlıyoruz. Ondan sonra yani tebrik ediyoruz yeri geldiğinde. Güzel bir basket attıklarını onları da alkışlıyoruz. Tamamen saygı çerçevesinde. Biz işte hani öyle küfür eden taraftar gruplarından değiliz. Bizde hiç küfür olmaz münferit olaylar harici. Grubumuzda kız arkadaşlarımız da vardır. Çok güzel bir aile ortamıdır yani. Evet, harika. Kavga kesinlikle olmaz. Kesinlikle evet. Karşıyız zaten. Sonuçta hepimiz belli bir amaçlar doğrultusunda orada toplanıp aktivite yapıyorsunuz sonuçta. Evet. Peki taraftarlar arasındaki etkileşim nasıldır? Bunlardan biraz bahsedelim. Buyurun. Tabii şu şekilde. Biz bir kardeşlik ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sadece maçlar şeyinde değil, hariç konularda da hep yardımlaşıyoruz. Sosyal hayatla ilgili olsun, derslerle ilgili olsun. Mesela bir arkadaşımızın Excel konusunda bilgileri çok kuvvetli. O şeyi teklif etti. Ben dedi size birkaç seferlik ders vereyim böyle, mühendislikte işe yarar. Genel bilginiz olsun gibisinden. Bir tanesi böyle bir yardımda bulundu. Öteki yarın bir gün başka bir şey yapacak. Ben şu konuda iyiyim, o konuda sizi geliştireyim, size mentörlük yapayım vesaire. Bu şekilde dediğim gibi abim bana yaptı mentörlük. Ben şimdi kendimden 6-7 yaş küçük kardeşlerime yapıyorum. Aktara aktara gidiyoruz yani bu şekilde. Evet, yani nesilden nesile aktardığınız bir durum güzel bir şey. Yani bir de herkesin farklı alanlarda fikri olup böyle bir paylaşım, etkileşim içinde olmanız da size kişisel gelişiminiz açısından da çok fazla katkıda bulunduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da yakalayabilmek çok önemli. Bunu yakaladıysanız zaten başarısızlık kaçınılmazdır demek istiyorum. Güzel, evet. Peki en yaptığınız etkinlikler, projeler bunlardan bahsedelim. Tabii. Kendi iç saha maçlarımıza gidiyoruz düzenli olarak. Zaten okulumuzda oluyor bizim kampüsümüzde Ayaza'da. Onun haricinde deplasman organizasyonları yapıyoruz. Burada da mesela kardeşlerimize görev vermeye çalışıyoruz daha çok. Hazırlık birinci sınıf olanlara falan ki organizasyon nasıl yapılır? İşte otobüsler, yiyecekler, içecekler, biletler, girişler, çıkışlar nasıl organize edilir? Bunları öğrensinler gibisinden onlara görev veriyoruz. Gönüllü oluyorlar. Bu şekilde. Bunun haricinde hariç zamanlarda buluşmalar yapıyoruz. İşte kampüs içi olsun, kampüs dışı olsun, etkinlikler yapıyoruz. Yani gezmek üzerine olsun vesaire bu şekilde. Evet, çok güzel. Yani tabii ki sosyalleşmek de çok önemli. Takım açısından motivasyon, çok yüksek bir motivasyon gerekli açıkçası. O yüzden bunu da sağlıyorsunuz. Güzel bir şey, evet. En son ne yaptınız peki sosyal aktivite olarak pandemiden önce? Pandemiden önce maçlarımıza gidiyorduk evet. Düzenli olarak bu şekilde. Hatırlamıyorsunuz herhalde uzun bir zamandır çok uzun maalesef sürdü. Evde olduğumuz için. Sosyal etkinlik olarak soruyorsanız dediğim gibi işte kampüs içi buluşmalar, kampüs dışı işte Kadıköy şurası gezmeler. İşte, grubunuz vardı herhalde oradan etkileşim sağlıyorsunuz. Tabii 4 tane WhatsApp grubumuz var oradan biri yazıyor işte yarın şu etkinliği yapacağım işte müsait olanlar ona katılıyor, öteki ona katılıyor falan. Süper. Bu şekilde. Güzel evet yani takımlar arasında peki... nasıl bir bağ var?
aile bağı var mı? Onu yakalamışlar mı acaba? Bizim taraftar grubumuzla takım arasında da bir aile bağı var. Bizim dediğim gibi taraftar grubunda zaten var. Takımla aramızda da bir taraftar aile şeyi var. Bağı var. Evet. Buradan selam da söylemiş olayım. Tabii. Selam göndermiş olayım. Genel menajerimiz Ertaç Çubukçu'ya, başkanımız Harun Erdana'ya her zaman desteklerler bizi. Her anlamda bize yeri gelir atkı yaptırırlar. İşte bir anımdan bahsedeyim isterseniz. Tabii ki, buyurun. İzmir'e gitmiştik bundan 12 sene önce deplasmana. Çok zorlu bir maç geçirmiştik ve kazandık geldik. Dönüşte bizi Ramazan'da şimdi ismi vermeyeyim de çok güzel bir yemek yerine götürdüler yani. Evet. Orada çok güzel bizi ağırladılar ondan sonra. Bu tarz şeyler oluyor. Evet, gerçekten de böyle değerli insanlara erken yaşta da tanışmak çok güzel oluyor. Çünkü yönlendiriyorlar, her zaman destek sağlıyorlar. Sizi çok güzel yerlere getirebiliyorlar. Yani hayatınızın şansı bu yönde gidebiliyor. O yüzden girişte söylemeden edemedim. Gurur Koç demiştim. Benim için çok değerlidir. Gerçekten bana çok fazla emeği oldu, çok fazla katkısı oldu. O yüzden ben de selam göndereyim tekrardan bahsetmişken. Evet. Pekala. Takımın oyuncuları ve yönetim arasında nasıl bir bağ var? Yine bahsettiğim gibi biraz açmaya çalışayım. Şu an mesela canım sıkkın olduğunda Ertaç abi arayıp genel menajerimizi, abi işte şöyle şöyle bir durum var işte ne tavsiye ediyorsun falan diye konuşabiliyoruz. Böyle bir abi kardeşlik şeyi var. Bağınız var. Bağımız var. Süper. Harun Erdanay'la Instagram'dan takipleşiyoruz, yazışıyoruz yani. Harun Erdanay aynı zamanda geçmiş dönem Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yani. Evet. İşte İTÜ'lü olmanın böyle de bir avantajı var. Hep büyük isimlerle tanışma fırsatı. Evet, köklü bir üniversite olduğu için yani gerçekten de öyle. Çok harika. İşte takımla yeri geliyor işte etkinlikler yapıyoruz. İşte mesela pandemiden sonra beraber kahvaltı yapacağız vesaire. Oyuncularla söyleşiler yapacağız. Bir sürü planlarınız var hazır, yani. Hazır planlarımız. Süper, çok güzel. Yani bu pandemi süreci sizi kötü etkileyip de umutsuzluğa düşürmedi. Tabii ki. Süper. Hala bir hedefiniz nasıl var. Nasıl kurtarabiliriz diye yani. Nasıl kurtarabiliriz, evet. Bu maçlarda da çok olur. Acaba durum sayı böyle baş başadır. Acaba nasıl kurtarabiliriz, nasıl olabilir falan diye. Evet, analitik düşünmeyi de sağlıyor aslında bu tarz şeyler. Evet, güzel. Peki maçlar haricinde yaptığınız etkinlikler var mı? Yani bahsettiniz kısaca ama daha detaylı bir şekilde dinlemek isterim açıkçası. Pandemi sürecinden önce. Pandemi sürecinden evet. önce. Dediğim gibi işte abi diyor fizik sınavım var işte anlamıyorum. Tamam diyorum kardeşim benim fiziğim iyi ben ona yardım ediyorum. Öteki işte dediğim gibi Excel konusunda iyi onun sınav öncesi yardım ediyor. Vesaire bu şekilde dayanışmalar. Süper. Yani güzel. Buluşmalar. Bu şekilde. Evet, güzel. Peki maçlara çıkmadan önce takımınıza nasıl bir motivasyon sağlıyorsunuz? Bu çok önemli çünkü bir takım açısından. Buyurun. Maçlara çıkmadan önce bütün oyuncularımızı tek tek ismen çağırıp alkışlıyoruz. Evet. Bu şekilde destek veriyoruz. İşte başkanımıza, teknik koçumuza hepsine tek tek ismen hitap edip onları yüreklendiriyoruz yani. Evet, gururlanıyordur. Tabii illa ki. Güzel, evet. Güzel bir motivasyon açıkçası. Peki masada gördüğüm bir atkı var. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Nedir o? Bu atkıyı da biz kendi imkanlarımızla yaptırdık taraftarlar olarak. Şöyle burada genel kamerayı gösterin isterseniz. Güzel gözüküyor ama şöyle düzgün tutayım. Şöyle, evet. Şöyle ismimiz. Evet, gayet hoş. Evet, bu şekilde. Renkleri de çok hoşmuş. Teşekkürler, bor da beyaz. Arkada da herkes gider biz kalırız yazıyor. Bunun anlamını açıklayayım. Tabii. Şöyle ki maçlarda siz basketle ilgili olduğunuz için bilirsiniz. Tabii. Son 1 dakika 30 saniye bazen şey oluyor. Fark çok açılmış oluyor. Mesela yenildiğimiz kesinleşmiş oluyor hani. Taraftarlar ne bileyim aileler falan gidiyor. Yani oyuncular zaten morali bozulmuş. Bir de yalnız bırakılıyorlar. Ondan sonra. Ama biz eşek araları taraftar grubu olarak yenilsek de son saniyeye kadar kalıyoruz. Yenildikten sonra da yine de alkışlıyoruz yani siz elinizden geleni yaptınız diye. Her türlü sırtlarını sıvazlıyoruz Süper. Yani. Çok güzel bir şey. Gerçekten de bahsettiğiniz gibi maçların son dakikaları belli, bariz yani. Arada çok fark var. Tribünde olan aileler vesaire dediğiniz gibi bırakıp gidebiliyor. Ama sizin sonuna kadar yani son saniyeye kadar bu kadar destek olmanız çok güzel bir şey. Takıma da böyle bir özgüven sağlar diye düşünüyorum. Güven sağlar, özgüven sağlar. Güzel. Peki
İTÜ uluslararası bir üniversite olduğu için yabancı uyruklu öğrencilere bir bağlantınız var mı acaba? Tabii. Bu arada şuraya gireyim. İlk başlarda yani normal zamanlarda eskiden hep sadece kendi arkadaşlarımızı falan davet ederdik. Ondan sonra veya Facebook gruplarından, teknik forumdan vesaire davet ederek olurdu. Sayımız o yüzden kısıtlı olurdu. 50 kişi, maksimum 100 kişi falan hani. Nadiren o da. Pandemiden önceki sezon benim aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ya ne güzel böyle bir kulübümüz var. Bir sürü de öğrencimiz var. Üzüldüm yani neden bu kadar azız yani dedim. Ondan sonra bir fikir geldi. Ekibimizle de paylaştım. Bu arada 9 kişilik bir ekibiz. Hepsine tek tek selam gönderiyorum buradan. Gece gündüz yeri geliyor. İşte deplasman organizasyonlarında falan çalışıyoruz. Hepsine selamlar olsun. Abim ve ben olmak üzere ve diğer kardeşlerimiz. Ondan sonra ne diyordum? Evet dağıldı. Yo sıkıntı yok. İlk defa canlı yayına çıkıyorum da. Yo sıkıntı yok ama abinizden çok bahsettiniz. Yani evet. Gerçekten sizi basketbola en temeline bağlayan kişi abinizdi. Değil evet. mi? Yani çok emeği var üstünüzde açıkçası. Evet sağ olsun. Ona selam gönderelim hatta. Evet abime de Engin abine selam gönderiyorum evet, buradan. Evet Engin Bey'e. Evet. Taraftar ekibi oluşturmaktan şöyle bir fikir geldi. Dedim ki ya ben kampüste dolaşayım. Bütün öğrencilere yaklaşayım. Arkadaşlar böyle böyle bir takımımız var. Çünkü büyük çoğunluğu bilmiyor. Arkadaşlarıma bahsettiğimde ilk defa benden duymuş oluyorlar. Bizim ekibimizle paylaştım. Dedim ki ya gençler böyle böyle gidelim öğrencilere işte davet edelim. Ondan sonra gelsinler maçlara. Böyle yapmaya başladık. İlk zamanlar bana eşlik etti kardeşler. Ondan sonra. Ama sonradan onlar biraz utandılar. Biraz kafalarına yatmadı ama ben bırakmadım yani. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz dedim. Ve gerçekten de bu şekilde işte kampüsün kafelerinde, kütüphane önlerinde, işte merkezi çalışma alanlarının işte mola yerlerinde öğrencilere sürekli yaklaşıp arkadaşlar böyle böyle ta 50 yıldan fazladır çok başarılı olan bir kulübümüz var. Biliyor musunuz bunu? Çoğunluğu bilmiyor oluyor. Ben bildirmiş oluyorum. Evet. Ve onları maça davet ediyorum. Diyorum ki herhangi bir bilet durumu yok. Takımımız bize kapısı sonuna kadar açık. Ondan sonra deplasman maçlarına ayağınızı araba getireceğim diyorum. Ondan sonra size tek gelip takımımızı desteklemek kalıyor yani. Gelin destekleyin. Takımımızın arkasında olduğunuzu hissettirin. Evet. Bu şekilde yapa bütün insanlara ulaşıyorum yani. Geçtiğimiz sene işte koronadan önceki dönem 30 bin kişiyle konuşmuşumdur aşağı yukarı. Gerçekten evet. mi? Ondan sonra yabancılar demiştiniz uluslararası. Evet uluslararası. Bu şekilde yabancılar da hani onlar Türkçe bilmiyor bize nasıl fayda sağlarlar deyip şey yapmıyoruz. Onları da alıyoruz aramıza hem kaynaşmak açısından hem de kolay söylenebilen tezahüratlarımızı onlara da söyletiyoruz. İyi tü şeklinde kolay söylenebilenleri evet. onlara da öğretiyoruz. Onlardan da o şekilde istifa ediyoruz hem de arkadaş olmuş oluyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra böyle yani. Evet İTÜ derken o kulağınıza geldi o taraftar sesleri evet. ben anlayabiliyorum şu an. Güzel yani gerçekten böyle spor dalına aşina olup bu kadar benimseyip içerisinde olmak insana sosyal hayatında da çok şey katıyor gerçekten. En başta paylaşmayı öğreniyorsunuz. Kendinizi fiziksel olarak da geliştiriyorsunuz. Spor yapmak gerçekten insana mental olarak da iyi geldiğini düşünüyorum. Gerek fiziksel olarak gerek mental olarak. Bu şekilde. Aslında yaşam tarzı spor yapmak. Kesinlikle. Gerçekten bir alışkanlığı zaten bir kere o insan oraya düştüğü zaman o spor amiyasına düştüğü anda. O zehri bir kere aldığında. Evet aynen. Ay, o zehirli oku. Evet bir kere aldığı zaman daha vazgeçemiyor. Evet süper. Peki online süreçten bahsedelim. Sonuçta basketbol taraftar grubusunuz. Sürekli bir eylem halindesiniz ama bu online sizi gerçekten dezavantajlı olarak çok fazla etkilediğini düşünüyorum. Buyurun düşüncelerinizi alalım. Çok etkiledi. Maçlar oynanamıyor. Yani belli ligler oynanabiliyor sadece. Oynansa da taraftarlar gidemiyor. Bu bizi çok üzüyor. Ama bir fikir geldi aklıma karantinada. Dedim ki uzak kalmayalım ne yapabiliriz dedim. Basketçilerimizle canlı yayınlar yapabiliriz dedim Instagram üzerinden. Genel menajerimize ulaştım Ertaç abiye dedim böyle böyle bir fikrim var abi ne dersin? Tamam kardeşim dedi hemen dedi sana organize edelim işleri dedi. Aynı zamanda şöyle bir şey vurgulayacağım. İTÜ dediğimiz için olduğu için yani İTÜ çok büyük bir kurum. Oyuncularımız da yani zamanında bir numarası olduğu için basketbol takımımız bizim eski oyuncularımızın bir kısmı aynı zamanda milli takımımızın da eski oyuncuları yani çok büyük çok isimler. Güzel, evet. Bu şekilde Ertaç abi bana birkaç eski milli oyuncumuzu ayarladı sağ olsun.
Onlarla da canlı yayınlar gerçekleştirdik, basketbol üzerine sohbetler gerçekleştirdik yayınlarda. Ve işte bana kattığı bir şey daha görüyoruz burada sosyal açıdan. Böyle büyük isimlerle abi kardeş olmuş oldum. Onlar da canım sıkıldığında arayıp işte dertleşebiliyorum veya onların bir işleriyle ilgili mesela bir tanesinin şirketi var mesela organizasyon şirketi. İşte yazılımla ilgili bir şey gerekiyor. Biz de İTÜ olduğumuz için bizde çok var onlar. Abi diyorum tamam hemen ayarlarız, birini buluruz. İşte oyun yazacak biri lazım vesaire. Bu şekilde de dayanışmalar yapıyoruz. Basket haricinde de yani bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani abi kardeş olarak o frekansı yakalamanız güzel bir şey. Hepsine selam gönderiyorum buradan. Tek tek isimlerini saymayın şimdi. Tabii tabii. Liste uzun biraz. Bütün canlı yayın yaptığım abilerime, arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Evet, bizden de selam olsun o zaman. İlginç bir anınız var mı acaba? Yani o kadar zaman geçirmişsiniz o takım içinde, çok şey yaptığınıza hemfikiriz. O konuda bir problem yok ama ilginç bir anınız var mı, onu çok merak ediyorum. Trajikomik var, gülümseten anılar var. Güzel, alalım. Şöyle, maça davet ediyorum dedim okulun her yerinde dolaşıp. Ondan sonra bir gün gidiyorum işte çıkışa doğru gidiyorum ama çıkarken de kime rastlarsam söylüyorum işte merhaba işte takımımız var böyle böyle maçlara gelin destek olun işte beraber gidelim şarkılar türküler eğlenelim halaylar horonlar vesaire. Ondan sonra arkadaşa bahsettim bir tane erkek arkadaşa şey dedi ya biliyor musun dedi beni çok duygusal bir anda yakaladın dedi. Az önce kız arkadaşımla ayrıldım dedi. Hadi ya dedim. Sen boş ver maçı falan dedim. Gel seninle biraz dertleşelim. O da metroya doğru gidiyormuş. Evet. Metroya doğru yürüdük beraber. Onunla dertleştim işte. Elimden geldiği kadar üzüntüsünü hafifletmeye çalıştım falan. Ondan sonra böyle bir durum oldu. Sonra sohbete devam ederken basketten de kopmadım. Hani ana amaçtan da kopmadım. Dedim ki sen bu hafta sonu da maça gel ama dedim ki kafanı dağıtırsın kızımız gelmez akma dedim yani. Hani, ılıtırsın. Evet. Ana amaçtan da kopmadık. Evet. Desteğimi de verdim arkadaşıma. Böyle bir anım vardır. Güzel ama kafa dağıtmak için dediğiniz gibi birebir yani. Hiçbir şey gelmiyor aklıma oradayken yani mesela. Sadece Aynen. oraya odaklanıyoruz. Peki ondan sonraki süreçte bağlandı mı? Yani devamlı olarak geldi mi? Devamlı olarak gelmedi ama irtibatımız devam ediyor yani. Çünkü bazısı basketi sevmiyor. Evet. Yani herkesin ilgilenmediği için şey olmuyor yani. Bir yandan o da lazım. Tabii Başka ki. Bir yanım daha var. Buyurun buyurun. Sürekli dolaştığım için kampüste aynı kişilere rastlıyorum. Artık simayını tanıyorlar beni. Ben herkesin simasını hatırlayamasam da onlar beni hatırlıyorlar işte. Geçiyordum bir gün işte selam verdim işte nasılsınız falan bu hafta sonu geliyor musunuz maça gibisinden. Şey tütün ister misin dedi işte fazladan tütünü varmış. Yok dedim kullanmıyorum teşekkür ederim. Yani dedim her geçen selam verene tütün mü veriyorsun böyle tütün mü ikram ediyorsun dedim. Yok dedi sen artık bizden olduğun için dedi yani. Öyle gelip geçip 10 saniyelik bir dakikalık öyle ayaküstü sohbetlerde ahbap oluyoruz yani. Bu bakımdan beni sosyal yönden çok geliştirdi bu olaylar. Yani çok fazla çevreniz vardır. Yani evet, evet. Şöyle İTÜ'de evet kulüpler vasıtasıyla tanışıyoruz bir takım insanlarla ama bu sayede bütün %100'üyle yani her türlü her renkten insanla tanışma fırsatım oldu. Network bakımından çok iyi oldu. Kesinlikle. Ondan evet. sonra bu şekilde bu yani. Bu şekilde evet. Güzel. Peki destek aldığınız bir yer var mı? Hiçbir yerden destek almıyoruz okuldan vesaire. Sadece dediğim gibi takımla, Ertaç abimizle bağlantımız var. Gerektiğinde işte deplasmana gitmek için otobüs olsun, yiyecek vesaire evet. onlar sağlarlar bize. Yıllar önce ikincilikteyken bir meyve suyu takımı, meyve suyu markası bizim sponsorumuzdu. Oyunculara verdikleri gibi bize de bizim boğazımız kurudukça bize su uzatırlardı. Ne Meyve suyu güzel. uzatırlardı. Yani dediğimiz gibi aile şeyi var, o takımla çok iyiyiz yani. Biz nasıl yaklaşıyorsak onlar da bize aynı şekilde karşılık veriyorlar. Evet güzel, gayet iyi. Takımınızla bağınız da çok kuvvetli. Öyle düşünüyorum bahsettikçe siz. Peki başka eklemek istedikleriniz var mı? Takım olarak ya da taraftar, tribün vesaire bu konular hakkında eklemek istedikleriniz var mı? Şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Tabii. Basketbol mesela futboldan farklı, şöyle farklı. Futbol sahası çok büyük, stadyum çok geniş ama basketbol salonu biraz daha nispeten küçük olduğu için oyuna etkimiz çok daha rahat oluyor. Siz de basketin içinde olduğunuz için Evet. daha iyi anlarsınız. Şöyle ki bazen sayımız az olabiliyor, sınavlar oluyor arkadaşımızın, gelemiyorlar işte. Mesela bir sefer ben iki arkadaştık, biri de kameramanımız yani videoları çeken böyle hatıralar kalsın Evet. diye. Ondan sonra kanka dedim ben tek de olsam bağıracağım yani.
Utansam da bağıracağım dedim yani. Sen de beni videoya al dedim. İşte o şekilde bağırıyorum, ediyorum falan. Bir de şöyle, sadece lay lay lon bağırmak değil, evet o da güzel eğlenmek için ama zekice bağırıyoruz. Bir şöyle ki, rakip takımın işte en zayıf olan oyuncusunu hani psikolojik olarak, şey olarak etkilenebilecek en şey oyuncuyu seçiyoruz mesela. Zayıf halka mı diyelim? Diyebiliriz evet. Diyebiliriz, hani evet. Dışarıdan etkiye açık olan evet, diyelim. Bir tanesini seçtin. Altan, Altan diye eline topu aldıkça Altan, Altan diye bağırmaya başladın. İnşallah Altan bahsettiğiniz kişi değildir. Hani yoktur öyle biri. Şimdi izlerse... İnşallah izlemez. Var yani. Tabii. Evet, tamam. Ondan sonra rakip oyuncunun ismini sesleniyorum ama herhangi bir hakaret falan yok. Sadece işte ismini seslenmek şeklinde. Ondan sonra... Ve evet zayıf halkaymış gerçekten de dönüp bakıyordu bana yani her seferinde. Ondan sonra işime geldi daha çok bağırdım falan. Tam ortadan başlatacak oldu topu önümüzden. Kimse yoktu dedim ama bizim taraftar grubumuzdan kimse yoktu. Ama aileler falan vardı yani bağırmayan insanlardan. Bir yerden sonra onların da komiğine gitti şeye döndü. Tezahürata döndü Altan Altan diye herkes katıldı bana. En son Altan dönüp bizi selamlamak durumunda kaldı yani. Topu nasıl soksam diye düşünmesi gerektiği yerde dönüp bize şey yapması gerekti. El sallamak durumunda kaldık. Konsantrasyon sıfır. Kesinlikle. Yani 5 kişiyi, koptu yani. Evet, evet. Tek başıma bile yani baskette dediğim gibi yakın olduğumuz için tek başına bile 5 kişiyi 4 kişiye düşürebiliyoruz yani. Bir kişi bir kişiyi eksiltiyor oyundan. Evet. Bir taraftar bir oyuncu. Gerçekten de resmen takımdan ekarte olmuş durumda. Evet psikolojik baskı çok önemli amaç aslında. Amaç o zaten evet. Evet. Evet basketbolda amaç gerçekten... Bu yüzden 6. kişiyiz yani biz maçtaki. Evet ama şeyi fark ettim bir de sizde. Tek kişi de olsam ben bu takımın her zaman arkasındayım. Ve sonuna kadar, saniye saniyesine kadar her zaman yanındayım ve destek olmaya da devam edeceğim diyorsunuz. Bunu nereden anladım diye sorarsanız bana. Mezun olduğunuz halde hala taraftar olarak yani destek oluyorsunuz grubunuza. Bu çok güzel bir şey. Zaten... Çok pardon. Ve bu şekilde devam edecek herhalde. Sonsuza kadar, ölene kadar yani. Sonsuza kadar, süper. Bastonumla da gelirim yani maça. Sesim çıktı. Yine galiba. Altan Altan diye artık yaparsınız, süper. Evet. Şöyle. Yani bir de 7'den 70'e yani. Hı-hı. Mesela dediğim gibi benim abim 2,5 yaşındaki bebeğini getirmişti. O da zıplıyor, bağırıyor işte. Ya. Bizden duyduğunu söylüyor falan. Yani her tribün şeyden. Çocuğu oldu. Evet, evet, evet. Güzel. Beşikten mezara yani. Çok güzel, evet. Yani peki çevrenizde sizin de böyle örnek aldığınız birileri var mı? Bu spor konusunda olabilir, hayata bakış açısı konusunda da olabilir. Böyle bir isim var mı acaba? Büyük bir isim olarak şu an sorunca benim işte kendi öz abim geliyor. Bir de Samver abimiz vardı. Tribünün lideri oydu. Aynı zamanda DJ'miz de arkada müzikler çalardı. Aa, süper. Ona da selam çok olsun. Çok eğlenceli. Evet selam evet, olsun. Onu örnek alıyoruz yani. Onunla da bir canlı yayın gerçekleştirdik. Yani sadece oyuncularımızla değil. Tribüncülük nasıl olur? Taraftarlık nasıl olur? Yani dediğim gibi sadece lay lay lom hoy 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 bağırmak değil. Çünkü lay lay lom hoy hoy bağırmanın çok fazla bir faydası olmaz takıma. Sadece kendimizi eğlendiririz. Samver abi mesela taraftarlığa giriş 101 dersi verdi bize mesela o canlı yayında. İşte bu şeyleri falan hep ondan öğrendim. İşte ismen hitap etme. Başka mesela ne durumlar var yaptığınız? Maçlarla ilgili, maçlar evet, içinde mi? Tabii. Yani bu şekilde ismen hitap etmek. Varsa fiziksel olarak bir değişiklikleri varsa o şekilde seslenmek hani. Şey mesela kıvırcık saçlı olup da kıvırcık evet, aynen. Vesaire. Çünkü diğer türlü çok üzmeyecek şekilde tabii yani. Tabii tabii üzecek şekilde olması evet. Kötü bir şey, sıkıntı. İşte sarışın baksana falan evet, hani. Evet aynen anladım. Güzel evet. Yani bunu sürekli yapıyorsunuz herhalde devamlı evet. Olarak. Ve bu şekilde de bir kişi eksiltiyoruz her maçta. Evet seçiyorsunuz zaman maçtan önce belirliyorsunuz. Gözlüyoruz hatta yani yeri gelirse... işte birilerine soruyoruz yani bu takımdan kim şeydir böyle dışarı evet. Bir şey etki açıktır gibisinden. Aşina olduğunuz bir durum olduğu için direkt aslında gördüğünüz anda o kişi hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz evet. O zaman. Harika, süper. Bazıları sinirlenip hani bir şeyler de diyor ama sinirlenmesinin nedeni hani kötü bir şey söylediğimiz değil. Hani isminin şey yapılmasını istemiyor mesela. Hı-hı. Çok güzel etkilemiş oluyoruz. Evet, güzel. Peki bu tribün hakkında başka söyleyecekleriniz var mı? Çünkü çok fazla anınız olduğunu düşünüyorum. Bir anı anlatabilirim. Evet, isterim yani merak ediyorum çünkü. İzmir maçımızdan bahsetmiştim 12 sene önce. Bir otobüs gittik oraya deplasmana.
Oturduk şeye, işte en yakına oturduk yani sesimizi iyi iletilsin. Bizim takımın başkanı geldi, o zamanki başkanı. Ya gençler dedi, kusura bakmayın ama dedi, rakip takım işte sizin burada oturmanızı istemiyor, arka tarafa geçmenizi istiyor. Neymiş, sözde burada aileler olacakmış da, hani siz sanki yiyeceksiniz ya ailelere dedi yani. Hani. Amaç aslında şey, hani uzak olalım ki sesimiz iletilmesin, destek olmasın yani. Zor iletilsin sesimiz yani. Bizde böyle oldu ama daha çok birbirimizi motive ettik. Olsun dedik, hiç sorun değil. Biz biraz daha fazla bağırırız, sesimizi iletiriz. Böyle bir şey oldu. Maçın sonlarına doğru da yani net hatırlamıyorum da son 3 dakika falan bayağı gerideyiz. 17 sayı civarı gerideyiz. Ondan sonra ve umutsuzluk yani bilirsiniz siz de o dakikalarda evet. Çok stresli olunuyor. Kesinlikle. Oyuncular stresli. Biz de sustuk kaldık böyle. Yani insan bazen şey olur ya failure. Yani yenik hisseder ama abim Samver abiye baktı, Samver abime baktı, hani ne yapacağız gibisinden. Ondan sonra hadi yükleniyoruz daha çok, bir daha coşturdular bizi yani tekrardan. Bir yüklendik, ondan sonra taraf şeyler de, oyuncularımız da gaza geldiler. Ondan sonra onlar da bir yüklendiler, bam 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 derken aldık yani birkaç sayıyla. Oradan süper. Döndürdük yani şey, yılıp bırakmıyoruz ve gerçekten bizim etkimizi hissediyor takım, onlar da gaza basıyorlar. Evet, gerçekten karşı takıma da bir korku oluyor. Kesinlikle. Aslında bu. Çünkü siz ne kadar hırslı, ne kadar özgüvenli, cesaretli gördüğü zaman gerçekten de bir korku oluşuyor ister istemez. Hatta belli etmemeye çalışırlar bu durumu. Ama maalesef maç sonucuna bakılırsa belli olabiliyor. Evet, buyurun. Şöyle şeyler de oluyor. Rakip takım da yani ev sahibi olduğu için onlar daha kalabalıklı. Aşağı yukarı 300 kişilerdi. Ama çoğunluğu çocuk işte. Onlar da bağırıyorlar işte takımların ismini falan. Ondan sonra şöyle bir şey bağırdılar. İşte burası İzmir, İstanbul değil falan. Biz de dedik İstanbul, evet. İstanbul. Bize her yer İstanbul. Böyle tatlı atışmalar da yapıyoruz yani. Işte saygı çerçevesi. Saygı çerçevesinde hiçbir şeylik yapmadan yani. Hatta yani kardeşlik şeyi bile yapıyoruz hani böyle yakın gördüğümüz takımlar varsa yine bir üniversite takımı varsa onlarla şey yapmaya çalışıyoruz hani kardeş kulüp olalım biz size desteğe gelelim siz bize desteğe gelin zaman zaman böyle şeyler evet, yapalım. Evet onu ben soracaktım aslında aklımda vardı çünkü evet rekabet çok güzel bir şeydir, heyecan çok güzel bir şeydir, insanı diri tutan şeyler bunlar, hırs kazanmasına da vesile olur çoğu zaman. Bu kadar kardeş takım dediğiniz, bağlandığınız, her konuda arkasında ve yanında olup destek sağlayabileceğiniz bir kulüp var. O da şu diyebileceğiniz bir takım var mı acaba? Şöyle evet, bizim İTÜ Hornets var. Hornets da İngilizce'de eşek arıları demek. Buradan bir isim isim kardeşliğimiz de var. Evet. Amerikan futbol takımımız. Biz bunlarla bir kardeşlik şey oluşturduk. Bir gün otururken kafede baktım Hornets yazıyor. Dostum selam dedim, böyle böyle ben basket takımının tribün lideriyim, nasıl gidiyor maçlar falan, oradan bir muhabbet kurdum. Ondan sonra ya dedim sizin takım olarak bize gelseniz de maçlara dedim, ne güzel olur falan böyle. Tabii dedi geliriz dedi, ama siz de bize gelin dedi. Tabii dedim ya ne demek böyle dayanışırız. Ve o çocuk vasıtasıyla koçlarıyla iletişim kurduk ve sürekli iletişim halinde olduk. Ve müsait oldukça bizim maçlara geldiler. Çok güzel. Bir maçta mesela bayağı kalabalıktık ve son anda döndürdük. Onlar sayesinde döndürdük. Onların kalabalığı sayesinde sağ olsunlar. Bunlarla kardeşiz. Biz de onların çok önemli bir maçına gittik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde oynanan. Ve gerçekten çok güzel etkiledik. Maç sonunda ben kalamamıştım. Yine taraftar grubuyla ilgili başka bir program vardı. Ona yetişmem gerekiyordu bizim kampüse. Yıldız'dan bizim oraya geçtim. Takım koçu beni aradı. Ya dedi çok güzel oldu dedi. Böyle meşale falan yaktılar dedi. Orası açık alan olduğu için meşale falan yakmakta sorun olmadı. Serbest, sıkıntı yok. Çok güzel görsel ve şölen oldu. Şölen oldu yani falan. Böyle bir teşekkür ettiler. Bunun haricinde okulumuzun birçok kulübüyle kardeşiz. Ben böyle gezip maçlara davet ederken işte tanışıyordum. Ya önlerinde yazıyor. Aa diyorum merhaba işte falan kulübü. Evet, hemen tanıtıyorsunuz yani evet, kendinizi. Tek tek ismini söylemeyeyim şimdi. Birini söyleyip birini söylesem ayıp olur. Birçok kulübümüz destek oldu bize. Onlar kendileri biliyor. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Bazen önlerinde görüp de ben rica ediyordum. Bazen ben görmeden hani şey işte muhabbete giriyordum maça gelin falan diye. Diyordu aa ben şu kulübün başkanıyım. Ekibi de göndermeye çalışırım. Bir kulübümüz beni şeye davet etti hatta. Bir gün toplantımızın sonuna gel dedi. Şeyden bahset dedi. Çalışmalarınızdan bahset, davet gerçekleşir dedi. Sağ olsun o arkadaşımıza teşekkür ediyorum. İşte amfide şey sonrası gittim, şey verdim yani böyle. Özgüven bakımına da çok faydası oluyor yani kesinlikle böyle. Kesinlikle öyle. Sosyal bakıma, dediğim tabii gibi çok güzel bir network'üm oluştu. Çok güzel yani.
Pandemi de özellikle şu an yalnız hissediyoruz ya genelde. Zoom'dan olsun görüşmeler yapıyoruz hani birbirimizden kopmayalım diye. Bu şekilde güzel oluyor. Güzel. Peki toplantılarınız nasıl oluyor? Yine aynı şekilde Zoom üzerinden oluyor sanırım. Bu süreçte Zoom üzerinden toplantılar yapılıyor. Dediğimiz gibi kopmamaya çalışıyoruz. İşte canlı yayınlar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zoom'dan yapıyoruz bu süreçte. Veya çok kalabalık olmayacak şekilde İstanbul'da olanlarla sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde maskelerimizle buluşuyoruz kampüsümüzde. Güzel. Açık alanda. Evet. Bu şekilde. Evet, özlemişsinizdir çok, gerçekten çok. O tribün havasını. Bir kere solayım yeter yani. Kesinlikle. Bana bir yıl yeter rüyalarımda bile. Rüyalarımda çok görüyorum. Gerçekten mi? Evet. Evet. Yani ama insanın sevdiği iş olunca, ilgilendiği alan olunca gerçekten öyle oluyor ki gerçekten çok fazla tanıdığınız insanlar var. Çevreniz de geniş olduğu için illaki herkese bir alanınız vardır. İkna kabiliyetim de gelişiyor bu şekilde. İnsanlarla evet. Konuşma kabiliyetim gelişiyor. Tabii, aynen. Samimi yaklaştığım için mesela hatalı bir şey konuşuyorum, düzeltiyorlar iç kırmadan. Mesela hani o yönümü geliştirmiş oluyorum. Evet, o frekansı hemen yakalıyorsunuz. Yakalıyoruz. Çok güzel. Şey diyorlar bir de bana, çok sıcak bir enerjim var diyorlar. Evet. Bunu keşfetmiş oldum. Bu beni çok mutlu etti mesela. Hani böyle yani. Ben de öyle düşünüyorum ama gerçekten. Teşekkür ederim. İlk başta girdiğimiz zaman bir heyecan vardı. Çok normal o heyecan zaten. Yani ortak bir payda olduğunda özellikle evet. İTÜ olsun veya herhangi bir STK olsun. Hemen bir yakınlık kuruyorum. Metroda görüp işte falan STK yazıyor önünde. Hemen selam verip işte ben de o STK'nın falan grubundayım deyip kaynaşıyoruz yani. Evet, süper. Falan şubesindeyim deyip. Harika. Evet, peki başka söylemek istedikleriniz var mıydı? Başka söylemek istediklerim, dediğim gibi bize destek veren okulumuzun, İTÜ'nün kulüplerine, bazılarıyla canlı yayınlar da gerçekleştiriyorsunuz. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ertaç abimize, Harun abimize çok teşekkür ediyorum. Yani bizimle aile oldukları için. Bu şekilde şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaraylı olsun, Fenerli olsun, Beşiktaşlı olsun, o şeyleri bir kenara koyup herkes gelip İTÜ çatısı altında birleşiyor ve evet. Destek veriyoruz. Yine bir anımızdan bahsetmek isterim. Tabii, buyurun. Yine benim ilk başladığım sene yani böyle aktif olarak lise 1'deyken o zamandan kenarda oturup izliyordum ben. O zaman İbrahim Kutlay bizdeydi. Eski Fenerbahçe oyuncusu. Bu nedenle Fenerbahçeliler, genç Fenerliler geldiler onu desteklemeye. Ama İTÜ'yü desteklemeye gibisinden değil. Sadece hani İbrahim Kutlay hayranlığı, onu işte ona bağırıyorlar falan. Onlar var bir grup, biz varız bir grup eşek arıları. Fenerliler gelmiş biz geri durur muyuz deyip gelen ultra aslan oldu Galatasaraylılar. Ondan sonra işte çarşı grubu da biz geri kalır mıyız deyip onlar da geldi. Ama o Fener'in marşını bağırıyor, o Galatasaray'ın, o Beşiktaş'ın ve herkes birbirini bastırmaya çalışıyor. Çok üzücü. Evet, İTÜ gerçekten. İçin birleşmişiz yani birleşmemiş olmamız gerekiyor ama o onu bastırıyor, o onu bastırıyor. Biz de eşek arıları hani nasıl fayda yaptırsak takıma diye şey yapıyoruz. Abiler böyle düşündü ya ne yapsak, ilk yarı bitti falan. Maç da gidiyor hani. Bizimkiler birbirine bastırıyor, takım yeniliyor yani hani destek olamayınca. Ondan sonra devre arasında konuştular abimler. Dediler ya böyle olmaz. Hadi birer kişi gidelim her gruba da konuşalım, birliği sağlayalım. İşte biri gitti Galatasaray'a, biri ötekine falan. Bir tanesi de gitti şeyden, kantinden iki tane tencere kapağı aldı. Geçti ortaya. Arkadan da Samver abi verdi müziği. Dı, 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 dı. Bir takım tempolar yaptık işte. O tencere kapağıyla ötekiler de ikna etmiş olduk. Herkesi İTÜ için bağırdı, birleşti ve bu maçı bu şekilde kazandık yani. Bu çok, şu an tüylerim diken diken oldu bunu anlatırken. Değil mi? Böyle gözünüzde bir film şeridi gibi geçiyordur eminim yani. Tek çatı altında birleşmek. Tek şey İTÜ yani. Şey de demiyoruz hani eşek arıları ikinci planda. İTÜ'lülük önce. Hani. Anladım. Evet. Sizde en önemli olan ilk başta İTÜ'cülük. Kesinlikle. Çünkü hocalarımızı çok seviyoruz. Hocalarımızla aramız iyi. İşte kurumlarımız bütün hepsi çok iyi. Yani bütün çoğunluğu. Süper. Memnunsunuz. Zaten İTÜ'den kimi ağırladıysak gerçekten çok memnun kaldıklarını ve kesinlikle üniversite öğrencileri tercih yapacak üniversite öğrencileri varsa İTÜ'yü kesinlikle tercih etmeli diye çok fazla fikir söylediler aslında. Güzel. Böyle bizden de çok güzel isimler var. Cedi Osman gibi çok iyi yerlere gelen isimler var. Ben açıkçası çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Özellikle Türkiye'den çıkıp NBA oyunculuğu olmak çok güzel bir şey aslında. Yani peki sizde böyle bir hedef var mıydı sizin takımınızda hiç? Ben NBA'de olmalıyım ya da NBA tabii çok büyük bir şey, çok büyük bir mesele.
ama oraya kadar gelebilirim ya da çok hırslıyım, çok iyi yerlere gelebilirim diyebilecek birileri var mıydı? Tabii ki yani oyuncularımızın tamamı o amaçla çalışıyorlar. Yani oralara gelmek istiyorlar birçoğu diyeyim, tamamı demesem de. Şöyle Harun abimiz zamanında teklif almış NBA'den bir takımdan. Ama ilk sene yedekte kalma ihtimali varmış. Hı hı. O yüzden kabul etmemiş mesela. Bu şekilde de bağlantılarımız olabiliyor yani NBA ile. Evet yani çok güzel. Türkiye'de bir numaraydık. Yine o günleri göreceğiz. Şu an düşükliklerdeyiz ama yine bizim de desteğimizle bu pandemi başladığında işte dün Ertaş abiyle de konuştum. Bu sene katılmadık pandemiden dolayı ama seneye yine bomba gibi hazırız. Buradan bütün İTÜ'lülere de selam söylüyorum. Mezunlarına, mensuplarına, okuyanlarına gelsinler bize ulaşsınlar. Şunu da söylemek istiyorum. Tabii. Ana odak noktamız İTÜ Basketbol Kulübü ama ayrıca İTÜ adını taşıyan bütün kulüplere yani Amerikan futbol takımı dedim, onun haricinde futbol takımımız olsun, hepsine desteğe hazırız. Bize ulaşsınlar Instagram'dan. Instagram adresimizi söyleyeyim. Tabii tabii daha iyi olur. Şuraya bakarak tabii, söylerseniz. Eşek yani. Altire Arıları yani İngilizce karakterlerle Esek Altire Arıları. Bizi oradan takip etsinler. Esek Altire Arıları. Oradan takip etsinler bizi. Ve takımlarımız bize ulaşsın. Dayanışma. Biz bu şeyi büyütmek istiyoruz yani. Şu an sayımız belli bir ölçüde olduğu için bir tek buraya odaklanabiliyoruz ama pandemiden sonra çok büyüyeceğiz inşallah. Buradan i̇nşallah, çağrı olsun işte herkes inşallah, gelsin. Yani futbolu seven futbola, onu oraya yönlendiririz. Bağlantılarımızı kurup. İşte voleybolu seven voleybol tarafına. İşte vakit ayırabildikçe. Çünkü bir kişiyi her yere dağılamıyor. İşte kalabalık lazım. Evet güzel. Yani hangi dal olursa olsun yardımcı oluruz, destek tabii oluruz diyorsunuz. Yeter ki İTÜ adı geçsin orada, biz sonuna kadar. Evet, çok güzel. Gayet iyi. O zaman eklemek istedikleriniz yoksa programı yavaş yavaş kapatayım. Tabii, tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Programımıza gerçekten çok fazla renk kattınız. Sizi tanımak bizim için çok büyük mutluluktu açıkçası. Ben de çok memnun oldum burada olduğum için. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizlere de tavsiye edeceğim arkadaşlarıma. Çok memnun oluruz, sağ olun. Peki, son bir soru sormak istiyorum. Buraya gelen her konuklara fikirlerin bizim için çok önemli olduğu için bu temel soruyu sormak istiyorum size de. Üniversite TV hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Ekibimiz hakkında olsun vesaire. Buyurun. Şöyle, ben bu kanalın var olduğunu işte Kerim sayesinde, bizim o 9 kişilik dediğim yönetimdeki o ekip, o arkadaş Hip-hop sayesinde. Hip-hop kulübünde. Evet. Evet, evet. Onlar konuk oldu birkaç gün önce. Onlar sayesinde öğrendim ve çok sevindim böyle bir kanal olmasına. Çok güzel, ismi çok güzel. Yaptığınız işler çok güzel. Hepsine bakamadım ama baktığım kadarıyla çok güzel işler yapıyorsunuz. Üniversiteden kulüpleri ağırlıyorsunuz ve Üniversite TV'yi takip edin yani, ben tavsiye ediyorum. Harika. Ve, şey yapın, izleyin, izlettirin, beğenin. Böyle güzel sosyal şeyler yani. Gençlik, enerji. Kesinlikle evet. Yani zaten en temel amacımız öğrencilere yardımımız dokunuyorsa, bir fikir sahibi oluyorlarsa ne mutlu bize. Tabii ki. Yaptığımız işin karşılığını bu şekilde alıyoruz. Evet, o zaman programımızı kapatıyorum çok izninizle. Ben teşekkür ederim. Evet, Üniversite TV'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarınki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.